Oynatacak adamları yok. Mesela Arda Turan. Elindeki futbolcular Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip. Merhabalar değerli NAR TV izleyicileri. Fenerbahçe bu sezon tarihinin en kötü iç saha performansını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde ligin en alt sırasında bulunan Gençler Birliği'ne de kaybederek taraftarları bir hayli çıldırtmış durumda. Biz de NAR TV ekibi olarak futbol severlerimize Fenerbahçe'nin bu durumu hakkındaki görüşlerini soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Buyurun izleyelim. Fenerbahçe bu durumdan çıkması biraz zor. Çünkü bu sezon bayağı düşüşte. Bir de Mesut Özil'i aldılar. Ama Mesut Özil'i oynatacak adamları yok. Olmadığı için boş yere para harcadılar. Bu sezon yani şampiyonluğu unutsun. Peki nasıl düzelebilir yani Fenerbahçe'nin durumu? Nasıl düzelebilir? Mesut Özil'i oynatacak bir adam alabilirler mesela. Mesela iyi kazançlar yapıp güzel transferlerle bu işleri yürütebilir. Yani şu an diyorsun ki Fenerbahçe'nin bu durumu, yani tek başına bir futbolcu yetmiyor aslında. Bu bir takım oyunu. Evet. Yani Mesut Özil'i oynatabilecek birinin olması mı lazım? Evet abi. Yani yoksa kazanamaz bu gidişte. Hatta kendi sahasında bile kaybediyor. Aynen. Bu sezon daha oynayacağı 6 maç var. 6 maç kaybetmiş durumda. Tarihinin en kötü iç saha sezonu şu an Fenerbahçe'nin. Yani bu sezonu unutsun kendisi. Çok hatalar yaptı. Hata yapmaya da devam ediyor. Şu an mesela elinde olsa Mesut Özil'in yerine başka birini de alabilirdi. Mesela Mesut'u Türkiye'ye getirerek iyi yaptı, evet. Ama oynatacak adam bulamadığı için bayağı düşüş yaşadı. Bu kendisinin en büyük bir bedel gibi bir hatası oldu. Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Bir sürü büyük takımlarda oynamış bir futbolcu. Ama bazen Fenerbahçe'de az kadroya bile çıkamıyor yani. Evet. Mesut Özil aynen büyük takımlarda oynadı ama küçüktü, böyle düşüşe uğrayan takıma gelince, bir de arkadaşlarının hangi takımda geldiklerini bilmediği için, hangi pozisyonda nasıl olacağını bilmediği için biraz zaman kat etmesi lazım. Ya biraz zamanla düzelebilir mi? Büyük ihtimal düzelir ama bu sezonu yani kurtaramaz. Elindeki futbolcular Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip. Şimdi Mesut Özil kendine göstermiş futbolcu. Türkiye'de oynayamıyor. Bunun nedeni olabilir. Yönetimle ilgili olabilir. Yani Mesut Özil çok büyük bir futbolcu ama bazen az kadroya bile çıkamıyor Fenerbahçe'de. Vallahi o kadar... Yani yönetimle nasıl bir alakası olabilir? Yani yönetimle alakalıydınız. Yönetime ne gibi bir suç olabilir? Yönetim gelmiş. Hala bir göstergesi yok. Geçen sene ligden düşecekti. Son anda kurtardı. Son 10 maçta. Doğru. Şimdi bu sene de oynayamıyorlar. İlk 6-7 hafta güzel oynuyorlar. Sonra düşüşe geçiyorlar. Peki yönetim nasıl bir yol izlemeli sizce? Veya yeni bir yönetim mi gelmeli? Bence teknik heyeti değiştirmesi lazım. Bana göre öyle yabancı bir hocayla devam etse daha iyi olur. Fenerbahçeli olanların hiçbir tanesi memnun değil. Ben Fenerbahçeli değilim ama yani sonuçta da Türkiye'mizin bir takımı. Doğru değil mi? Biz de hepsinin iyi olmasını isteriz yani. İsteriz ki yani Türkiye'de herkes bir yılda bir şampiyon olsun. Yani böyle dizayn yapılmış bir şekilde herkes bir şampiyon sevincini yaşasın yani. Yani oynarsan kazanırsın. Oynayamazsan mecbur gerilerden seyredeceksin yani. Bu da vatandaşımızın, Fenerbahçeli olan taraftarlarımızın ağrına gidiyor. Bu şekil olmaması gerekiyordu ama oldu. Allah inşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel oynamasını tercih ederiz. Ümidimiz bu şekilde yani. Peki teknik direktör değişmesi gerekiyor dediniz. Yani sizce kim gelmeli? Mesela Fenerbahçe'de kim olsa daha iyi olur. Mesela Arda Turan. Teknik direktör oradan gelse Fenerbahçe'nin başına belki daha kalkınma olasılığı daha yüksek. Ya sizce pek mümkün mü Arda Turan, yılların Galatasaraylısı? Ya olabilir. Ben Arda Turan Fenerbahçe'de de oynadım. Olabilir yani, gelebilir, tercih edebilirler. Yani önünü açabilirler.